Öncelikle Osman Bey geçmiş olsun. Sizlere korona pozitif olan bir birisiniz. Kızınız da öyle. Biz de sosyal mesafeyi korumak, koronavirüs önlemleri dahilinde röportajı böyle yapmak istedik sizlerle. Kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi Osman Bey, siz pozitif oldunuz, karantinaya alındınız. Ardından aynı evin içerisinde 11 yaşında kızımız belirtiler gösterdi. Ve kızımızın hastane evresiyle alakalı bazı sorunlar ortaya çıktı. İstenmeyen olaylar yaşandı. Ben babası olarak birinci ağızdan sizden tam olarak ne yaşandı öğrenebilir miyiz acaba? Şimdi öncelikle merhabalar. Ben salı günü ateşlendim biraz. Bir sırt ağrısı, ayak ağrısı, bel ağrısı şikayetiyle verdim. Tahlil yaptılar, test yaptılar. Koronavirüs testi. Şüpheli gördükleri için beni 2 gün karantinaya aldılar. Ertesi gün zaten testim pozitif çıktı. Pozitif çıktığı için 14 gün karantinaya aldılar bizi. Ailecik, eşim ve ben, kızım. Çarşambadan itibaren karantinaya girdik. Cuma günü gecesinde kızım biraz öksürük başladı. Kızımda. Öksürük şikayetleri biraz babacığım acıyor demeye başladı. Cumartesi günü sabah kızım ateşlendi. 38 derece gördü. Ateşlendi. Bu esnada biz evden çıkamıyoruz. Ambulans aradık. Ambulans dedik gelemeyiz. Neyse ambulansı geçtim ben Sağlık Bakanlığı'nın telefonu açtım. Defalarca yalvarmama rağmen bir ambulans gönderin kızım hasta dememe rağmen kimse gelmedi. Buradan. Ambulans gelmedi. Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Sağlık Bakanlığı dedi ki şu an bütün hatlarımız dolu. Yok gelemeyiz falan filan. Sen evden çıkma benim için. Ben zaten pozitifim. Ben çıkamıyorum zaten. Çıkmıyorum da. İnsanların sağlığını tehlikeye atmamak için çıkmıyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan bana dediler ki sen evden çıkma. Ya birisini çağır çocuğunu götürsün ya da evde eşin varsa eşin götürsün. Bana bunu dedi. Bizim zaten çıkma yasamız var. Aslında ailece karantinadasınız normalde. Evet, ailece karantinadayım. Nasıl çıkalım? Mecbur kaldığımız için tekrar söylüyorum. Mecbur kaldığımız için eşim götürdü. Hastane bana burada yakın. 70-80 metre. Belki 100 metre. Yakın. Eşim gittiği için cumartesi günü bu Saraköy'ün pazarı oluyor. Pazarı kalabalık oluyor. Sağ olsun mahalle sakinleri hemen polis aramış. Osman'ın eşi pazarı gezmeye gidiyordu ya. Acilen polis geldi evin önüne. Hızlı bir şekilde geldi. Balkondaydım ben. Hızlı bir şekilde geldi. Eşim dedi nereye gitti? Pazar dolaşıyormuş. Git bul gel dedim. Dolaşıyorsun dedim. Git bul gel. Ama aslında ben, hastaneye gitti. Hastaneye gitti. Aynen. Hastaneden yarım saat durdular. Belki daha fazla durmuştur. Oradan buradaki hastanede de aslında şikayetçiyim ben. Neden? İlk sefer dediler ki bir araba bulun. Çocuğun boğazları kötü. Denizli götürsün ya bir test yapsınlar. Cumartesi pazarları burada test yapılmıyormuş. Ya. Hattı içi yapılıyormuş sadece. İyi dedik. Ben hayır dedim. Git dedim söyle. Ambulans götürsün çocuğu. Biz niye yoldan gidiyoruz? Biz karantinadayız. Yoldan niye gidiyoruz? Ambulansın götürmesi lazım. Bizi Sağlık Bakanlığı'ndan gelen telefon acil durumlarda 112'yi arayın. Ambulans gelsin sizi götürsün dedi. Hani ambulans? Bizim ısrar etmemize rağmen eşimle kızımı ambulans teyze götürdü. Ardından yarım saat sonra polis geldi. Baskın yapar gibi geliyor. Öyle bir gelişti var ki hızlı bir şekilde. Ellerinde kağıt falan filan. Eşim nerede? Neyse. Eşim dedim Denizli hastanede. Bana diyor ki yalan söylüyor. Niye yalan söylüyorsun dedim ben. Yalan, beni yalancı durumuna sokuyor. Niye yalan söyleyeyim ben? Dedim git hastaneye bak. Ambulans, hastaneye dedim sor. 11.30'da bir çocukla bir bayan dedim Denizli'ye ambulansa gitmişim diye sor dedim ben. İnanmıyorsan. Gittik yani polisten birazcık. Küçük çaptı bir tartışmamız oldu. Sakin olun beyefendi. Nasıl sakin olayım ben ya? Bakanlığı arıyoruz, ambulans arıyoruz, genel yok. Bir de polis geliyor. Şu anki bu moral depolamamız lazımken bu koronavirüs testimizin pozitif çıktı. Bizim moral lazımken bizim moralimizi bozuyorlar resmen. Böyle bir şey yok. Onu geçtim çocuk gitti. Polis tekrar telefon açmış.
eşime. Demiş ki neredesin? Neredesin diyor. Dedim ben, pardon, eşim diyor, şey hastanedeyiz. Ver diyor yetkili birisine. Hemşire veriyor. Eşim inanmıyor. Beyefendi polis. Artık kimse geldi. İnanmıyor. Doktora ver diyor. Doktor diyor şu an telefonla uğraşıyor. Hastam çok zaten. Doktor da inanmıyor. Eşime veriyorlar tekrar telefonu. Ya eşime diyor ki de, polis yazılı bir kağıt getir. Polisten, şeyden, doktordan. Ben baktım ortalık karışacak. Buradan bir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Zaten sinir oldum. Muhtarı aradım. Bizim Cumhuriyet Mahallesi muhtarı aradım. Dedim muhtarım böyle böyle bir ilgileni ve muhtar sağ olsun ilgilendi. Polis de bir daha arayıp sormadılar. Onlardan kurtulduk. Gelelim şimdi hastaneye. Hastanede çocuğumu test yapmışlar. Kan almışlar. Çocuğun sonucu belli değil. Tabii. Hemen çıkmıyor sonuç. Evet. Belli değil. Test yapıldı tamam demişler. Sizin beklemeniz gerek yok. Siz gidin. Nasıl gidin? Yoldan mı gidelim? Ambulanstan geldi. Ambulansın döner bu çocuk. Ambulansla iş veremiyoruz. Oradan. Ama hastaneden. Çocukta belirtiler var. Yüksek ateş, boğaz ağrısı. Evet, çocukta belirtiler çok. Ama test sonucu belli değil. Veremiyorlarmış. 112 aradım ben. Denizli Hastanesi'ne. Veremiyoruz dediler. Sağlık Bakanlığı'na aradım. Dedim böyle böyle durum var. Benim çocuğum dedim böyle böyle test yapıldı. Koronavirüs belirtileri var. Ateşleniyor. Buradan dedim ambulanstan gitti. Oradan dedim dönüşte yoldan gidin demişler dedim. Böyle bir dünya yok ya yoldan gidin. Ya dedim çocuk pozitifse. Ya dedim çocuk pozitifse. Birazcık bayağı bir konuştum orada. Dedim ki bu bakanlık dedim bu konunun üzerinde dedim bu kadar titiz durarken dedim. Titiz durarken bu niye bizim üzerimize titiz olunmuyor dedim. Ya bu çocuk dedim pozitifse. Çocuğun eve gelmesi için iki tane dolmuş kullanması lazım. Doğru mudur? Evet, geleceğim oraya, geleceğim. Oraya da geleceğim. İki tane dolmuş kullanması lazım. Garaja kadar inmesi için bir dolmuş kullanması lazım. Hadi dolmuşa binmedi, yayan gelecek mesela aşağıya. Karşısından 150 kişi geldi. Bu çocuk öksürdü, hapşurdu. Olur mu olur? Tabii ki. Dolmuşa bindi diyelim, dolmuşta 15-20 kişi. Bu çocuk elledi. Sağa sola elledi, otururken elleyecek mecburen. Kalkarken elleyecek. Bizden sonra o dolmuş kaç kişi binecek? 500 kişi. Çocuk bir yerlere temas etti. Mecburen. 500 kişi bindi o adam akşama kadar çalıştığı vakit. Onu da geçtim. Saraköy Birliği'ye binecek aşağıya. Orada da çocuk temas etti. Bu çocuk robot değil de düz yürüyecek. Bir yerlere tutunacak, inecek, binecek. Doğru mu? Tabii. Doğru. Çocuk bir de yani kontrol etmesi daha zor. Evet ya bundan da galiba anlamadılar. Bu çocuklar yoldan geldi kardeşim. Ayıptır yani. Koskoca bakanlık bu konunun üstünde titiz duran bakanlık bizim üstümüzde titiz durmadı. Bizi hale almadılar. Neymiş? Bakanlık yeni kanun getirmiş. Testi pozitif olmayanlara ve testi belli olmayanlara ambulans veremiyorlarmış. Dedim ya çocuk pozitifse. Ve pozitif çıktı. Ve de pozitif çıktı çocuk. Ne olacak şimdi? Çocuk yoldan geldi. Ne olacak? Bana birisi bunu açıklasın bakayım. Ne olacak? Kim açıklayacak? Zaten mahalle sakinleri bizim şu balkonda şöyle yan gözle bakıyorlar. Bir kapı açan yok. Bir ekmek koyan yok. Asan yok. Kapının olanı. Anca şikayet etsinler. Herkesin başına gelebilir bu. Biz bunu isteyerek kendimizi getirmedik. Tabii ki, tabii ki. Osman Bey şimdi siz pozitifsiniz. Kızımız pozitif. Eşinizin son durumu nedir acaba? Eşim de birazcık ara rahatsızlanıyor. Yani bir bakıyorsun ateşi oluyor. Öksürüğü oluyor bazen. Boğazı acıyor. Muhtemelen bir evde iki kişinin pozitif olması, bir kişinin negatif olması mümkün değildir gibi geliyor bana. Ona da bir test yaptırsak olacak ama gelen giden yok ki. Bizi artık böyle almıyorlar ya. Peki Osman Bey şimdi bakanlık titiz duruyor bu işin üstünde dediniz. Hani evet. Çok titiz davranıyor. Yani buradakilerin sorumsuzluğu mu diyorsunuz bu noktada? Hani gittiğiniz hastanelerde mi ilgisizlik, alakasızlık çok fazla oldu? Ya bence yoğunluk vardı ya. İlgisizlik yaratıyorlar. Yoğunluk var. Yoğunluk vardı kardeşim. Hastayız biz. Pozitifiz. Virüsü taşıyoruz. İnsanların sağlığı önemli değil mi? Biz yakalandık. Millet de mi yakalansın? Ki herkes mi yakalansın? Ki belirtileri de var çocuğun. Evet belirtisi de var. Ve de pozitif çıktı.
Yani pozitif çıktı, bekliyoruz. Hastanede o zaman anladığımız kadarıyla çok fazla aman aman bir yardımcı olmadılar size. Yani çocuğu eve göndermelerine göre. Peki yardımcı olmadılar. Çocuğun pozitif çıktığını ne kadar sürede öğrendiniz? 12 saatte. 12 saatte telefonla mı arayarak mı söylediler? Hem mesaj geliyor telefonunuza. Sağlık Bakanlığı'ndan yaptırmış test sonucu diyor. Ceyliler testi pozitif çıkmıştır. Biz gelene kadar evden dışarı çıkmayın. Ama kimse gelmiyor. Henüz gelen oldu mu? Dün Saraköy'de sağlıkçılar geldi. Evden çıkmasın çocuklar. Bilgilerini aldılar. Bugün sözde hani ilaç gerekli mi gereksiz mi diye bakacaklardı. Gelen giden yok. Yani herhangi bir tedaviye de başlanmadı henüz çocuğumuzla ilgili. Başlanmadı. Başlanmadı. Bekliyoruz. Bekliyoruz artık ne olacak. Ya birini saracak ya sormayacak ya da bu kaderimizde böyle mahkum kaldık bilmiyorum yani. İnsan bir arar sorar, düşünür bu adamlar pozitif. 3 kişi karantinada. O insanlar ne yer, ne içer? İlaç kullanıyor mu? Ben kullanıyordum, benim ilacım bugün bitti. Mesela. Arıyorlar beni de, ilacım bitti bugün. Peki Osman Bey, karantinaya aldığınız binada kaç daire var, kaç kişi yaşıyor? 8 daire var. Yani tam 8 katlı bir apartman bu. 8 daire var. Biz varız. Virüs olan başka yok. Apartman karantinada değil, sadece sizin ev karantinada. Doğru mudur? Evet. Sadece bizim ev karantinada. Zaten biz de sokağa çıkmıyoruz yani. Çöplerimiz birikiyor. Yani yapacak bir şey yok. Anam babam 74 yaşında babam var. O alıp geliverir ekmeğimizi. Yani komşularınızdan ya da yetkililerden herhangi bir kapınızı çalıp bir ihtiyacınız var mı diye soran? Yok. 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 Peki bu süreçte siz veya kızınız tat alma, koku alma kaybı yaşadınız mı bu tür şeyler? Evet, yaşıyoruz. Tat alma, koku alma. Eşim bugün koku alamıyor zaten. Kendisi de söyledi, koku alamıyor bugün. O zaman eşim de. Eşiniz hiçbir şekilde test yapılmadı. Şey yok. Yapılmadı. Muhtemelen o da mı pozitif oldu o zaman? Muhtemelen pozitif zaten. Test yapsak pozitif çıkar. Muhtemelen. Kendisi hastaneye başvurmayı düşünüyor mu eşiniz de? Ya dün çocuğumu gönderirken dedim sen de test yaptır. Onu yapmamışlar. Kızıma yapmışlar. Çünkü evde iki tane pozitif var. Evet. Muhtemelen. O da öyledir yani. Pozitiftir. Çünkü onda da belirtiler var. Tat alma, koku almama belirtilerden birisi zaten. Tabii en büyük belirtilerden bir tanesi. Bende de oldu. Ben ne zaman oldu? Cumartesi günü oldu. Tat alamıyordum ben. Mesela ben şöyle bir şey. Acı biber fazla yemem. Acı biberi yiyordum. Tat alamıyordum. Acısı gelmiyor. Gelmiyor. Peki ayrı odalarda mı kalıyorsunuz evde? Ayrı odalarda kalıyorduk. Kızım hastalanınca. Geziyoruz artık. Herkes pozitif çıkınca. Aynen. Atlatmaya çalışıyoruz kendi başımıza. İlgilenen yok. Sözde bakanlık bu işin üzerinde duruyor. Herkes yardımcı oluyor. Ediyor ama o telefonla olmaz. Hep telefonla. Ben de ararım herkesi telefonla. Yani yerel yetkililerde sıkıntı var o zaman. Yani yerel yetkililerde sorun var. Aynen, evet. Osman Bey, kapatmadan şeyi de sorayım. Önce sizi sorayım, sonra kızımızı sorayım. Şu an durumunuz nasıldır? Nasıl hissediyorsunuz? Şu an ben sabahları zor kalkıyorum. Neden sırtım ağrıyor, boynum ağrıyor. Bu sırt ağrım hiç geçmedi benim. Çarşamba gününden beri sırt ağrısı yarattı bende çok kötü. O bir hiç geçmedi. Sabahları zor kalkıyorum. Ancak sıcak suyla duş alırsam öyle kendime geliyorum. Öbür türlü gelemiyorum. Kızımızın durumu nasıl, son durumu nasıl? O bugün birazcık iyi. Dünden önce kötüydü. Bugün biraz iyi, Allah'a şükür. Anladım. Peki Osman Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan yetkililere de seslenmiş olalım. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu bakanlık olsun, bu sağlıkçılar olsun, bu yerel yetkililer olsun, bir zahmet bu işlerin üstünü bulsunlar. Herkesi boşu boş bırakmasınlar, ilgilensinler. Bizde ilgilenen yok. Evde kapandık, karantinadayız tamam ama bizi düşünsünler biraz. Düşünmüyorlar. Ambulans gelecek, bu çocuk pozitif, cumartesi günü pozitif çıkmış, hala hiç. Bugün pazartesi, gelen giden yok. Ne zaman gelecek? Haftaya. Haftaya kadar bu çocuk nasıl geçecek bunu? İlaç kullanmadan. Doğru mu? Peki Osman Bey, koronavirüs önlemleri doğrultusunda röportajımızı böyle gerçekleştirdik. Siz de zaman ayırdınız bize. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan
Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hem size hem ailenize. Bizden bir isteğiniz var mı? Biz de her zaman yanınızdayız. Hani bize alo demeniz yeterli. Bu vesileyle bunu da soralım. Bizden bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu bilgileri, benim anlattığım bilgileri yetkililere ulaştırmanızı istiyorum ben. Böyle olmaz bu. İnşallah. Onlar da izleyecektir eminim. Zaten çok ses getirecek bir röportaj oldu bu. Onlar da izleyecektir ve umarım hem sizin için hem bundan sonraki vakalar için, aileler için daha titiz davranacaklarını düşünüyorum. İnşallah. Peki, teşekkürler Osman Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.